Allah yar Sayatmaneş Hull City'ye gidiyor. Konuşuluyordu zaten. Şeyde bu Süleyman Urmay'ı da aradım. Şeyde PESİÇ'e de teklif yapılmış. Düşünüyoruz diyor. Şimdi artık orası tabii İngiltere'de yaşayan Türkler için burada artık Sayın Alican Ilıcan'ın takip ettiği takımlar var. Ahmet Selim bize versin bakalım detayları ne diyor. Ahmet Selim. Evet Aykut İnce, aslında transferde artık final son görüşmeler, yani bir prensip anlaşmasında sağlandığını söyleyebiliriz. Rusya'yı Acun Ilıcalı satın almıştı. Acun Ilıcalı, Başkan Ali Koç ve oyuncu temsilciler arasında artık final görüşmeleri gerçekleştiriyor. Kısa süre içerisinde bu transferin tamamlanmasını beklediğimizi, resmi olarak açıklanmasını beklediğimizi ifade edelim. Fenerbahçe'nin oyuncudan 5,5 milyon euro gibi bir bonservis beklentisi vardı. Açıkçası rakam buna yakın değil. İlk aşamada kiralama yöntemiyle olmasını bekliyoruz. Yani satın alma opsiyonunu kiralama yöntemiyle bu transferin gerçekleşmesini beklediğimizi ifade edelim. Artık final görüşmeleri yapılıyor. Birkaç gün içerisinde dediğimiz gibi resmi açıklamaları, somut gelişmeleri de resmi kanallardan takip edeceğimizi söyleyebiliriz. Peki. Teşekkür ederiz sevgili Ahmet Selim'e. Yani. Allah yarın hayalindeki takım aslında Anderlecht'ti ama tabii kulüpler arasındaki anlaşma da burada etken olacak. Kuvvetli ihtimal imzalar atılır gibi görünüyor kısa vadede. Bunun zaten geçmişi var. Daha takımı almadan, resmi imzalar atılmadan da bu anlaşmanın olduğu şeklinde. Takımı alırsa buradan işte 2-3 oyuncu vardı. Başta tabii, da Alaya vardı. Evet. Hayırlı olsun. Yani dediğim gibi yani burada bir Türk insanının, Türk iş adamının orada tribünleri selamlaması, bugün baktım güzel bir şey yani. Premier Lig'de orada artık yaşayan Türklerin de bir takımı var. Buradan da muhtemelen artık Türkiye'deki... Daha Premier Lig'de değil, Premier Lig'e gelirler Premier Lig herhalde. Herhalde söyletti herhalde. Proje o Premier Lig'e sürekli geldiğinde. Tabii yani ya, şu anda da 19. sıradaydı galiba Championship'te. Ama Acun Ilıcalı gördüğümüz, bildiğimiz kadarıyla dokunduğu şeylere kıymet katıyor, değer katıyor. İnşallah orada da bir Türk evladı olarak başarılı olur, muvaffak olur. Kesinlikle aynı görüşte. Bu da şeyde PESİÇ'te olduğu gibi. Evet, o da son derece önemli olduğu transfer. Gibi, olduğu gibi. Tabii orada PESİÇ'i... Süleyman Başkan nasıl bir renk katacak? Yani şeyde... PESİÇ'in yerine. Süleyman Başkan, yani tamam bir teklif var dedi. Hayır. Yalan değil, PESİÇ resmi. Gitti diyelim. Bize ne sunacak? Alıştırdı çünkü, tamam mı? Süleyman Urma çok çabuk yine bulur getiriyor. Süleyman Urma bize onu alıştırdı. 3,5 milyon euro para da hani bonservis iyi bir para bu şartlarda. Şimdi Sayın Urma iyi bir spor adamı. En alttan gelme. Futbolun her yerinde içinde olmuş bir insan. Bir kulüp başkanından fazla bir ticaret iş adamı gibi de bakıyor olaya. Duygusal bakamaz orada olaya. Bakamaz. Orada onun için kulüp başkanı, kulüp teknik direktörü, kulüp yöneticisi, taraftarı artık orayı benimsemiş ve çok profesyonelce baktığı için onun için orada bir 1 euronun bile, belki böyle 10 bin euronun bile pazarlıklarda çok önemli olduğu. Diğer kulüplerimizde böyle pazarlık yaparken bol keseden verirler ama Sayın Süleyman Umur orada öyle bir şey yapmaz yani. Değil mi? Vallahi bilmiyorum abi. Allah yardan da bir türlü faydalanamadı Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe faydalanamadı dedin yani. Bir Allah gönderdi, yarın, bir İstanbulspor'a verdi. Allah yarın geliş süreci geldiği zaman, o zamanki form durumu, o zamanki dil bilgisi, iletişim problemi vesaire ama çocuk Zorya'da kendini buldu. İyi bir hava yakaladı ve Zorya'daki performansıyla Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesine girdi. Ama Fenerbahçe'nin şu anda Allah yara futbolcu olarak ihtiyacı var mı? O kocaman bir soru işareti. Ama Allah yardan gelire ihtiyacı var mı? O daha doğru. Bence iyi bir proje çalışması Allah yar. Fenerbahçe ekonomik anlamda son derece ciddi bir kazanç sağladı. 750 bin euroya mal olmuştu yanılmıyorsun. Acaba uzun, ne detayları? Uzun vadede Fenerbahçe ile çok ciddi alışverişi olabilecek gibi gözüküyor. Çünkü Acun Ilıcan'ın nasıl bir Fenerbahçeli, Fenerbahçe'ye yakınlığı, başkanla olan diyalogları bildiğimiz için Fenerbahçe'de kiralanacaklar, Fenerbahçe'de gündemden düşenler. Yani böyle hem satın alma hem kiralama olarak baktığım zaman şimdi Fenerbahçe'de gözden çıkan başka oyuncu var mı? Belki önümüzdeki şey dedikoduları vardı, onu sana sorayım. Fatih Terim'le anlaşacak Hull City. Şu anda Hull City'nin hocası belli mi?
Hocası var. Ground. Ground. Şimdi yeni olacak hocayı söyleyeyim ben sana. Söyle. Şota. Şota Arvelesi. Kimisi Sergen dedi, kimisi Fatih Terim dedi. Yok, Şota, Şota. Sergen Hoca dedi. Şota Arvelesi diye konuştuğu zaman. Şota Arvelesi. Şota ile ilgili Tahir Kum anlattı bu süreci. Şey diyor, çalışma izniyle ilgili, İngiltere'de çalışma izniyle ilgili süreçler vardı. Yani Fatih Terim ve Sergen Yalçın dedikodularına artık inanmasınlar. Çünkü ben o süreçte çok yakın birisiyle konuştum. O köprü vazifesi yapan. Şota ile anlaşıldı. Acun Ilıcan'ın yeni takımda. Şota Arvelesi. Konuşmaya konuşuyor. Adamı unuttuk. Bir ara ezbere ve tıkır tıkır söyledik. Lefter Küçük anlayınca Allah rahmet eylesin. Onun soy ismini herkes söyleyemezdi bir zamanlar. Peki. Galatasaray ile ilgili kaldı mı başka konuşmadığımız bir mesele? Transferde ne olacak mesela? Şimdi taraftar burada diyorken yani hiç transfer konuşmuyorsunuz. Haklıdır izleyici. Galatasaray'da kaos ortamından mi? Şimdi Galatasaray'daki kaos ortamından transfere bir türlü sıra gelmiyor. Bir kaleci transferi yapılacak. Onu bile şu anda çözmek için bir çaba var. Kerem gidecek mi? Kerem, Marka, Mustafa, Muhammed. Bunlardan bir tanesi gitmesi lazım ki Galatasaray transfer yapabilsin. Şu anda kasada hani boş derler ya mesela. Şimdi kasada böyle bir transfer yapabilecek imkan yok. Transfer limitin belli ama nakitin yok. Dolayısıyla bir satış olabilir. Daha önemlisi Morutsan ve Çikildağ'ın taksitleri ödenmedi. Gelecek olan bir para da bunlar ödenecek. Kalin'in açıklaması var bu paralar ödenmediğine dair hafta içinde transfer taksitlerinin. Bu konuda da bir sıkıntı var. Belki de hiç transfer yapmadan yoluna devam edecek Galatasaray. Ama şu maçın sonucu da önemli. Trabzonspor maçı öncesi. Yani buradan olumsuz bir sonuç çıkarsa transfere yönelebilirler. Fakat kaleci olmazsa olmaz transferi olması lazım Galatasaray'ın. 6 numarayı ben hep istiyorum. Bir 6, bir 10. Hocanın acaba Galatasaray'a gelmeden önce önerdiği isimler var mı? Bu konuda mesela çok bir kapalı kutu şu anda oradaki görüşmeler ne alemde. Belki de hiç transfer yapamadan biraz önce dedi ya İsmail Kartal gibi, Hamza Hamzoğlu gibi böyle bir teklifi. Orada bak hoca çok güzel bir cevap verdi Hatay maçı sonrası transfer sorulduğu zaman. Ben bu takımın teknik direktörüyüm. Bu benim tek cevap verebileceğim bir konu. Tek başıma karar verebileceğim bir konu değildi. Avrupa'yı bir hoca işte mesela. Normalde bizim teknik adamlarımız. Avrupa'yı bir hoca işte. Ki Fatih Hoca kendisi de isimleri bunu saydı mesela bir ara. Tabii yani gelecek oyuncular, gidecek oyuncular, bu oyuncularla olmaz, ocağa bakalım efendim, yaz dönemine bakalım. Bu bir kere senin elindeki mevcut oyuncularının durumunu aşağıya çekiyor mental anlamda. Orada ben açıkçası bir kendi futbol doğrularıma göre hocayı takdir ettim Torrent'in. Verdiği cevap hoşuma gitti. Ama genelde şöyle Avrupa hocalara bakalım. Hep Avrupa hocalar benzer açıklama yapar. Bizim yerli hocalar da daha farklı. İşte iki oyuncu istedim. Şumidika da Avrupalı hoca canım.